Arkadaşlar merhaba. Yine bir Osmanlı paleografyası dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde kısmet olursa bir ahkam defteri okuyacağız. Tabi ahkam defterini okurken bazı şeylerin altını çizmek lazım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ahkam defteri Divan-ı Hümayun defterlerindendir. Şu anda gördüğünüz şu çizili kısım, bu kısım belgenin devlet arşivlerinde nerede olduğunu gösteriyor. Yani yer numarasını veriyoruz. Bakın şurada, tabii arkadaşlar hemen şöyle bir gösterelim. Şurada gördüğünüz tasnif numarası, bu tasnif numarası devlet arşivlerinde nerede bulacağımızı gösteriyor. Bakın DVN Divan-ı Hümayun, AHKM ahkam defteri olduğunu gösteriyor. CZ Cezayir, R Rakka arkadaşlar. RK Rakka defteri. Peki kaç numaralı defter? 24 numaralı defter. Peki kaçıncı poz, kaçıncı sayfa? Sayfa değil ama poz olarak 31. poz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Okuyacağımız kısım, defter bu, belge bu, şu yeşil kaplı alan. Bence hiç vakit geçirmeden dersimize hızlı bir giriş yapalım arkadaşlar. Rakka valisi vezirim. Arkadaşlar tabi Rakka'nın neresi olduğunu göstermek lazım. Şu gördüğünüz bugün Suriye'de kalan ve aslında arada sadece bakın Fırat Nehri bulunan ve Fırat'ın ayırdığı aslında Urfa'ya çok yakın Suriye'nin büyük şehirlerinden ama daha önce biliyorsunuz Osmanlı eyaletlerinden bir tanesi Rakka idi. Bakın burada da yazıyor Mathafur Rakka el-Eferi, yani Rakka Eski Eserler Müzesi'nde görüyoruz. Hemen bence belgemize dönüş yapalım ve devam edelim. Rakka valisi vezirim paşaya. Zaten arkadaşlar vali ise, eyaleti yönetiyorsa o kişinin elbette ki unvanı paşadır. Bunun da altını çizmiş olalım. Eğer bir kişi eyaleti yönetiyorsa onun unvanı paşadır. Rakka valisi vezirim paşaya ve Rum kal'a. Arkadaşlar peki Rum kal'a neresidir? Tabii arkadaşlar Rum kal'ayı haritadan göstermek yerine bence en güzeli Rum kal'anın güzel fotoğraflarını paylaşmak. Bugün Şanlıurfa ilimizin bir ilçesi. Diğer ismiyle arkadaşlar Halfeti'dir bu ilk, bu muhteşem ilçemizin adı. Bakın görüyorsunuz güzelliğini. Halfeti diye biliyoruz. Gördüğünüz bu muhteşem yer arkadaşlar. Bakın eski Halfeti suyun içinde kalmış. Bir de tabii yukarı Halfeti var. O yukarı Halfeti de tabii ki burada değil. Şu biraz daha arkada barajda kalmayan taraf diyelim. Ve tekrar biz belgemize dönelim. Ve Rum kal'a ve kadılarına hüküm ki. Arkadaşlar niye hüküm ki? Çünkü adı üstünde defterimiz ahkam defteri. Yani hüküm ahkamın müfredi, tekilidir. O halde arkadaşlar bu hükümler birleştiği için ve bir defter oluşturduğu için bu defterlere ahkam defteri denmiştir. Peki ahkam defterleri nerede yazılır? Tabii ki arkadaşlar az önce ben size dikkat ettiyseniz belgemizin arşivdeki tasnif numarasını verdim. Orada belgemizin arşivdeki tasnif numarası bakın adı üstünde Divan-ı Hümayun DVN. Demek ki ahkam defterleri Divan-ı Hümayun'da tutuluyor arkadaşlar. Daha doğrusu ilk başlarda bütün defterler mühimme defter olarak Divan-ı Hümayun'da tutulurken devletin genişlemesi sonucu artık mühimme defterlerinde tutmak yerine önce ahkam defterleri, daha sonra şikayet defterleri gibi birçok defter Divan-ı Hümayun'da tutulmaya başlanmış ve mühimme defterleri
aslında çeşitlenmiştir diyelim. Yani farklı isimler almıştır diyelim. Ve arkadaşlar belgemize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, hemen okumaya başladığımızda arkadaşlar bakın. Kıdvetün. Şurası elif lam takısı. El emacit. Yani ne diyoruz o zaman? Kıdvetül emacit. Peki arkadaşlar kıdve ne demektir? Arkadaşlar kubbe altı sözlüğünü açtığımızda kıdve kelimesinin kendisine uyulacak, arkasından gidilecek kimse, bir sınıf veya topluluğun kendisine uyduğu, tabi olduğu. Kıdvetül ulema, kıdvetül hükema, kıdvetül ümera gibi. Tabi arkadaşlar biliyorsunuz muktedi diye bir kelimemiz var. Muktedi kelimesi biliyorsunuz imama uyan, imamın arkasından giden kişiye verilen bir isimdir. Bunun kökü de kıdve kelimesiyle aynıdır diyelim. Ve tekrar hızlıca belgemize dönüş yapalım arkadaşlar. Tabi belgemize dönüş yapmadan rahmetli Tayyip Gökbilgin hocanın Osmanlı Paleografya ve Diplomatika İlmi adlı eserinden elbette ki Kıdvetül Emacit vel Ekarim elkabı noktasında yararlanabiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar yine devlet arşivlerinin 10 numaralı yayınında Osmanlı Türk Diploması Diplomatikası Elkabı adlı eserden de ne yapabiliriz? Yararlanabiliriz diyelim ve devam edelim arkadaşlar. Kıdvetül emacit vel, bakın ve, şurası el, şurası da ekarim. Bakın ekarimi şöyle bir çerçeve içine alayım ben önce. Evet, şurası ekarim. Ekarimden bir önceki kısım arkadaşlar lütfen dikkat. O bir önceki kısım elif lam takısı. Şurası. Burası elif lam takısı. Şurası da ve arkadaşlar. O halde okurken ne diyoruz bakın. Kıdvetül emacit ve el ekarim. Ya da nasıl okuyacağız bunu? Kıdvetül emacit vel ekarim. Hatta bunu yazalım arkadaşlar. Ben önemli gördüm bunu. Yani yazış usulünü de bilmek gerekiyor. Çünkü yeri geliyor. Akademik olarak belgede bunu göstermek gerekiyor. O yüzden gösterirken en doğrusu budur. Bunu bu şekilde yazmak doğrudur arkadaşlar. Kıdvetül emacit, emacit vel ekarim. Ama şu şekilde de yazarsak yanlış olmaz. Kıdvetü tün de olur hatta. El emacit ve el ekarim. Yani illaki bir yazılış yok. İkisi de akademik yazılıştır. Ama en doğrusu tercih edileni genelde üste kullanılan şu formattır. Diyelim ve hızlıca açıklamalı olarak devam edelim belgemizi okumaya. Kıdvetül emacit vel ekarim. Bakın şuraya hala yazmış. Ama nasıl yazmış? Ha'yı böyle yapmış. La'yı böyle yapmak yerine şöyle göstermiş. La. Bakın böyle la. O zaman ne yapmış? Hala derken bakın şöyle döndürmüş. Bakın görüyorsunuz. Hala. O halde ne diyoruz? Vele karim hala divanı Hümayun'umda tezkireyi evvel olan, yani Divan-ı Hümayun'umda ne olan? Tezkireyi evvel olan Elhac Abdi Zide Mecduhu. Arkadaşlar adam elkabını söyledi. Divan-ı Hümayun'da tezkireyi evvel kaleminde neredeyse bir kaymakam makamında olduğu için Kıdvetül Emacit ve Lekarim dedi. Arkasından dua cümlesi de bakın edamallahu teala iclalehu duası mesela bir paşaya vezire verilir. O yüzden buna bu şekilde dememiş. Ne yapmış? Sadece küçücük bir şekilde
Z'de mecduhuyla yetinmiş arkadaşlar. Bunun da altını çizmiş olayım ve devam edelim. Ne olmuş bu Elhaç Abdi? Gelüp, bakın gelmiş. Ne olmuş gelince? Bakın, malikane. Malikane, mutasarrıf. Sanki burası ve hakkı diye gibi ama değil arkadaşlar. Mutasarrıf bakın. Malikane mutasarrıf. Hıssa uhdesinde olan. Bakın olanı nasıl yazmış arkadaşlar. Olan ahkam defterinde, şikayet defterinde, cinayet defterinde. Belki başka hangi defteri sayabiliriz? Mühimme defterlerinde. Bu şekilde yazılır. Hıssa uhdesinde olan Rum kal'a diyecek herhalde arkadaşlar. Başa dönelim. Evet yanılmadık. Rum kal'a ve tevabi'i. Ne demek tevabi'i? Yani Rum kal'aya bağlı olan, Halfeti'ye bağlı olan Rum kal'a ve tevabi'i mukata'asının. Bakın rakam okuyorum. 1160, bakın seneyi nasıl yazmış, senesine nasıl dikey yazmış arkadaşlar, ne kadar muhteşem, yer kaplatmamak adına 1160 senesine mahsuben zaptı için, yani zapt etmek, bakın zapt, zapt ve içünü birlikte yazmış. Zapti için arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Neyin zaptı için? Malikane zaptı için. Ne olmuş? Muma ileyhin. Muma ileyh dediği arkadaşlar şu Abdi Bey. Bakın şurada Abdi vardı ya, Abdi. Şu okla gösterdiğim Abdi. İşte onun ismini söylediği için ilk başta, şimdi burada onun ismini söylemiyor. Ne diyor? Muma ileyh diyor arkadaşlar. Bu deyimleri de bilelim. Burada ismi zikredilmişse aşağıda muma ileyh, mezbur, merkum gibi isimlerle vasfedilmesi, işaret edilmesi normaldir. Muma ileyhin tarafından tayin olunan voyvodası İvaz Mehmet. O da arkadaşlar vezir değil. Zide kadruhu. Bu da bir devlet görevlisi. Payesi küçük değil ama vezir rütbesinde de değil. Zide kadruhu Ba emri sanki. Belki ba emri değil, bir emrihi de olabilir. Bir emrihil müteal sekizleri miktarı hasta ve sahibi firaş. Arkadaşlar sahibi firaş yataktan, firaş yatak demektir. Sahibi firaş yatak sahibi, yani yataktan kalkamıyor. Hasta, perişan vaziyette olana ne diyorlar? Yani sahibi firaş diyorlar. Sahibi firaş olmaktan naşi. Bir, bakın şöyle bir, gördük mü arkadaşlar? Burası bir. Dürlü, yani türlü. Voyvodalığında, adam hasta olduğu için ne olmuş? Bir türlü voyvodalığında alaka ve methali olmayan. Demek ki adamcağız hasta olduğu için voyvodalığında da çok alakası yok. O yüzden ne diyor? Voyvodalığında alaka ve methali, yani bir dahli, bir işi olmayan reaya makulesinden Rum. Yine bakın şurada da Rum vardı. Kafiyeli gibi mübarek Rum'u getirmiş. Rum kal'anın Rum'unu en sona
yerleştirmiş. Kal'a, evet az önce söylemiştik. Kal'a kazası sakinlerinden değil arkadaşlar. Bakın sükkanından, sakinin bir çoğulu da budur. Sükkanından Musa, bakın bunu dikey yazmış böyle. Musa ve kisi İsmail ve Aram Kethüdası, bakın Kethüdası ve Aram Kethüdası Hasan birbirleriyle bakın ne kadar güzel yazmış, aman Allah'ım, birbirleriyle müttefikan, ittifak ederek yani 15 nefer miktarı, 15 nefer miktarı ne? Rezilin çoğulu erazildir tabii ki. Erazil ve haşeratı. Bakar mısın nasıl tanımlamış arkadaşlar? Haşerat, haşereler yani. Erazil ve haşeratı. Yani ne kadar güzel ifade ediyor Osmanlı bu yolsuzluk yapanları haşerat diye. Haşeratı başlarına, ne yapmış bunlar haşeratı başlarına? Cem, yani cemaat topladı demek. Cem ve voyvoda-i mezkurun, söz konusu voyvoda vardı ya, hani sahibi firaş, işte onun hastalığı halinde menzilde ya da menzilin adamın evini basıp, bu haşereler ne yapmış adamcağızın hasta halindeyken evini basmışlar. Evet, adamın evini basıp umuru mukata'i merkumeye, hani yukarıda mukata'nın ismi geçmişti, o yüzden merkume dedi. Umuru mukata'i merkumeye müteallik evamiri aliyeyi cebren, yani zorla, ahs ve ba'dehu arkadaşlar Arapçada sonra demek ve ba'dehu yani sonra ne olur? Reayayı mukata'ya kendileri o haşereler yani saliyane tevzi ve fuzuli cem ve tahsil, yani artık devlet ortadan kalkınca ne olacak? Tabii ki kafalarına göre vergi koyacaklar. O yüzden ne diyor? Fuzuli cem ve tahsil ve ekl ve bel ve umuru mukata'anın nizamın muhtel, yani ihlal etme ve malı, herhalde tamlamadır burası, mal çünkü, ve malı mukata'anın tedenni, dene alçaltmak, tedenniyi aşağı indirmek, zarara uğratmak, kesr ve noksanına, bu arkadaşlar kesr ve noksan bir klişedir. O yüzden bunu böyle bileceğiz. Badi yani sebep oldukları anlamında. Badi olduklarından gayrı hala, bakın la'yı nasıl yazmış başta söylemiştim. Hatırladık mı bilmiyorum arkadaşlar. Hala ne olmuş hala? Hala 60 senesi malından burasını tam çıkartamadım ama arkadaşlar, ve kango olabilir, vasfı olabilir, mertebesi tahsil, yani o 60 küsür senesinden ne yapıyorlar, onun mertebesi tahsil olunmayıp ol veçh ile malı miriye, ye'yi nereye koymuş Allah'ım, bakın birinci kat, ikinci kat,
Üçüncü kat. Mal-ı miriye, yani devlet malına. Bu da çok güzel bir klişe ifadedir arkadaşlar. Mal-ı miriye gadrı, şu gayn harfinin noktası, gadrı külli eylediklerin bildirip, sen ki veziri müşarun ileysin. Yani sen öyle rastgele birisi değilsin. Sen kimsin? Sen ki veziri müşarun, bakın, ileysin. Merkumun Musa ve Kis İsmail ya da Kisi İsmail ve Aramket Hüsası Hasan'ı ve Aramket Hüdası Hasan'ı ne yapmalı? Refikleriyle, yani yanındaki arkadaşlarıyla, refikleriyle bayı hal, refikleriyle bayı hal ahs ve huzurunda terafu-u şer ve şekavet, şekavete maruz zikrin, yani zikri geçen şeyin cebren, yani ne demek cebren, zorla cebren malı mukataadan tahsil ve garet eyledikleri, özür diliyorum, gasp, tahsil değil arkadaşlar, gasp ve garet eyledikleri enval ve eşya, enval ve eşya, ne olmalı o enval ve eşya? Ahs arkadaşlar, yani o enval ve eşya ve ahs, yani o enval ve eşyayı ne yapın? Ahs edin, alın. Eyledik, ahs eyledikleri, pardon, enval ve eşyalar ne yapmışlar? Ahs eyledikleri, evahiri evahiri şerife tamamen voyvodayı merkume ba'det teslim, yani teslim ettikten sonra bundan böyle dahi umuru mukataaya fuzuli müdahale eylememeleri için, bitişik yazılmış yine bakın, eylememeleri için şer'an, yani şeriatça, kanunca icap iden, ne güzel yazmış ideni, bakar mısınız arkadaşlar, muhteşem, icap eden tedbirleri icra olunmak babında hükmü hümayunun sudurun, aman Allah'ım, böyle muhteşem bir yazıyı bence birçok kültürde bulmak mümkün değil. Hükmü hümayunumu ne yapmak? Sudurunu istid'a ve iltimas. İltimas derken t'nin noktası burada. Ve neymiş arkadaşlar? İltimas etmek vechi. Bakın vecih nerede yazılmış? İstifli. Vechi meşruh üzere şerle görülüp, bu da bir kalıp arkadaşlar, veçhi meşruh üzere şerle görülüp aslında bir kalıptır. Fuzuli gasp eyledikleri mal-ı mukata'a ve ahkam-ı şerife, evet bunlar ne yapmışlar? Fuzuli, bunlar gasp etmişler. İşte bu gasptan dolayı da ahkam-ı şerife voyvoday mezkura teslim olundukta, yani olununca, olunduktan sonra hilaf-ı şer, ne demek hilaf-ı şer? Yani şeriatın, kanunun hilafına, tersine, hilaf-ı şer ve kanun bu makule
Yani bu makule ne demek? Bu çeşit, bu tarz harekete tesaddi eyledikleri için, bu da yine bakın bitişik, eyledikleri için değil, eyledikleri için icap eden tedipleri, yani gerekli cezalandırmaları icap eden tedipleri ne yapmak lazım? İcra olunmak babında ferman-ı alişanım yazılmıştır. Dedik ve arkadaşlar hemen şurada küçük bir ne var? Tarih var. Biliyorsunuz ahkam defterinde tarih rakamla yazılmaz. Şöyle bir fi denilir. Burada denildiği gibi. Evahiri, evahir biliyorsunuz ayın son 10 günü böyle tarihlendirilir. Rebiül ahir, Rebiül evvel olsaydı şöyle olurdu arkadaşlar. Bir de elif olurdu ama bu elif olmayınca biz onu ne diyoruz? Rebiül ahir, şurası sene 161 dedik ve arkadaşlar bir ahkam defteri okumasını daha bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek, buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kanalımıza lütfen abone olun.